Merhabalar. Merhabalar. Başkanım merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Ovacıklar Kalkınma ve Dayanışma Derneği'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bir Ovacıklı hemşerimizi derneğimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ovacıklar Derneği ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Derneğimiz 1994 yılında Nazım Aydın Başkanımızın önderliğinde kurulmuştur. Şöyle bir algı var, onu da bir açıklama yapayım. Zaman zaman yapıyoruz. Karabük, Ovacık Karabük'ün bir ilçesi, neden böyle bir dernek var? Bu dernek, Ovacık daha önce Çankırı'ya bağlı bir ilçeydi. Bu yüzden Ovacık'la Çankırı arası da yaklaşık 210 kilometre bir mesafede olduğu için böyle bir derneği Karabük'te kurulma gereği hissedilmiş. Daha sonra Ovacık'ın Karabük'e bağlanması ve Karabük'ün il olması hasebiyle derneğimiz yine biz devam ettirme gereği hissettik. Bu açıklamayı sizlere yapmak isterim kıymetli basın mensuplarının huzurunda. Derneğimizin yeni genel kurulunu yaptık. Derneğimizin genel kurulunda gençlik kolları ve kadın kolları birimlerini oluşturduk. Kadın kolları birim başkanımız, kardeşimiz Büşra Hanım. Gençlik kollarında yine arkadaşlarımız heyecanlı arkada. Onları da size tanıştıracağım inşallah. Bu şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Dernek üyeliklerine Karabük, Safranbolu'da 42 bin Ovacıklı hemşerimiz var. Bunların hepsine dokunmak, hepsini bir çatı altında birleştirmek istiyoruz. Amacımız bu yönde. Derneğin kapısından içeriye girdiğimizde kesinlikle hiçbir siyasi kimliğimiz kalmıyor. Herkes eşit bir şekilde burada sohbetimizi, muhabbetimizi, tanışmamızı yapıyoruz. Sizleri de aynı şekilde bir Ovacıklı hemşerimiz olarak burada görmekten mutluluk duyduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Tekrar derneğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, öncelikle yapmış olduğunuz açıklama için teşekkür ediyorum. Sayın Dernek, Ovacık halkımız, bizleri burada misafir ettiğiniz için, bizleri karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ovacık'ta belirttiğiniz gibi Karabük'ümüzün bir ilçesi, Eflani, Eski Pazar, Yenice, Safranbolu ve Ovacık. Her biri birbirinden değerli ilçelerimiz. Ama tabii ki burada derneğe kapıdan girdiğiniz zaman siyaset yapmıyoruz. Herkese eşit mesafede olduğunuzu açıkladınız. Ama biz neticesinde siyasetçiyiz. Siyaset yapmak üzere geldik buraya. Dolayısıyla sadece şunu ifade etmeyeyim. Hemşehrileriniz, birinci sıra adayımız Sayın Kübra Hanım detaylarıyla daha da fazlasına değinecektir. Ama kısa ben özet geçmem gerekirse 21 yıldan beri mevcut iktidarın olduğu, yönetildiği bir Karabük'teyiz. İşimizin gereği sürekli şehirleri geziyoruz, dolaşıyoruz, ilçeleri dolaşıyoruz. Karabük'ün gerçekten bu iktidar döneminde yapılanların yanında, biz yapılanları da hiçbir zaman inkar etmedik, geçmiyoruz da, yapanlara, bir çivi çakanlara Allah razı olsun diyoruz ama Karabük bundan çok daha fazlasını hak eden bir ilimiz. Geri kaldık. Gençlerimizin az önce ifade ettiğiniz gençlik kollarımızı, kadın kollarımızı organize edildi. İnanılmaz güzel bir oluşum bunlar. Karabük'ümüzün gelişmesi için önemli bunlar. Çünkü bu gençlerimizle beraber yol yürüyeceğiz biz. Ayrıca da bu özeni, hassasiyeti gösterdiğiniz için de derneğiniz adına teşekkür ediyorum. Bunlar bu şekilde buralarda yetişip siyasette ön ayak olacak kişilerdir. Ancak Karabük yeterli yatırım almamıştır, alamamıştır. Bunun artıları ve eksileri vardır. Çok fazla da söylemek istemiyorum ama son dönemlerde medyada gördüğünüz gibi her şeyden önemlisi bizim olmazsa olmazımız Kardemir'dir. Kardemir'de yapılanlar, geçen günü açıkladık, yine burada açıklıyordu basının huzurunda. Sendika başkanının açıklamaları, sendika sendikalığını yapmalı, işveren işverenliğini yapmalı. Kardemir mevcut iktidarın bir arka bahçesi olarak kullanılmakta. Biz bundan son derece rahatsızız. Böyle olmamalı. Kardemir hepimizin Kardemir'i. Sadece ABC partinin değil. Arkasından dün yine gençlik buluşması adı altında
bugüne kadar olmamış, bugüne kadar yapılmamış bir toplantı yapıyor. Sayın Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı. Yani Karabük tarihinde böyle bir şey yaşanmadı arkadaşlar. Kardemir'imizi elimizden alıyorlar bakın. Kardemir'imizi elimizden alıyorlar. Sonra dizlerimizi döveceğiz. Kafamızı taşlara vuracağız. Ama iş işten geçecek. Onun için bu iş işten geçmeden 14 Mayıs seçimleri çok önemli. Söylenecek çok söz var ama Sayın Vekilim daha detaylarını açıklasın. Ben derneğinizi ziyaret etmekten, sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. 14 Mayıs'ta bu seçimlerde genç kardeşimiz yine bir Ovacıklı. Biz Ovacık, Eski Pazar, tekrar söylüyorum, ayrım yapmıyoruz. Karabük sevdalısı diyorum. Genç 28 yaşındaki bir kardeşimize destek vermenizi ve bu destekte Karabük'ün kesinlikle ve kesinlikle kazançlı çıkacağını ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın vekilime sözü bırakıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugün beni burada ağırladığınız için. Tabii 28 yaşında genç bir kadın olarak, hem Ovacıklı olarak hem Karabüklü olarak memleketimde böyle kutlu ve önemli bir yola çıkıyor olmak benim için onur, gurur ve şeref verici bir şey. Ve bu Karabük ve Ovacık tarihinde de aslında bir ilk. Çünkü ilk kez genç ve kadın bir aday. Birinci sıradan milletvekili adayı. Bence hem Ovacıklıların hem de Karabüklülerin, tüm ilçelerimizin bunu bir gurur nişanesi olarak göğsünde taşıması gerekir. Çünkü bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey maalesef bu. Birçok siyasi parti gençlerin ve kadının önünü açıyoruz diyerek aslında yola çıkıyorlar. Ancak söylenenle icraata bakıldığında ikisi birbirini tutmuyor. Tabii ki de bir Ovacıklı olarak, Ovacık'ın kızı olarak, Karabük'ün kızı olarak da burada sizlerden elbette ki taraf tutup açık açık bu noktada zorlayamayız, bir şey söyleyemeyiz ama önce tabii ki de dualarınıza, sonra da desteklerinize ihtiyacım var. Nitekim ben bu memleketin kızıyım, evladıyım. Herkes bu memleket için bir mücadeleye çıkıyor. Herkes buraya bir değer katmak istiyor. Karabük'ün bayrağını ileriye taşımak istiyor. Ancak Sayın Başkanımızın da söylediği gibi yapılanlar var ve yapılmayanlar var. Ben de genç, dinamik buranın kızı olarak bayrağı daha ileriye taşımak için inşallah önce sizlere, daha sonra tüm Karabük halkına söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa kanımın son damlasına kadar bunun mücadelesini veriyor olacağım. Eğitimimi tamamladım, donanımlarımı sağladım. Uzman klinik psikoloğum bu arada. Yıllardır her kesimden insanla çalışıyorum. Sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyi farklı birçok insanla. İYİ Parti'nin kurucularındanım. Yaklaşık 7 yıldır Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le birlikte çalışıyorum. Genel İdare Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda kadın politikalarına bağlı Batı Karadeniz sorumlusuyum. Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, bu iller bana bağlı. 1,5 sene İngiltere'de hem eğitim gördüm hem yurt dışı teşkilatlanma görevinde bulundum. Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin teşkilatlanmasında da yer aldım. Ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'le birlikte de 2 kere Türkiye'yi köy köy, ilçe ilçe gezdim. Allah razı olsun hem genel başkanımızdan hem genel merkezimizden hem de sizlerden. Böyle bir onuru ve gururu yaşıyorum. Memleketimden hakikaten birinci sırada önce gençlerin aslında onuru gururu, daha sonra kadınların onuru ama en çok da siz abilerimin aslında onuru gururu. Bana burada sahip çıkacağınıza ben çok inanıyorum, yürekten inanıyorum. İnşallah el ele, kol kola, omuz omuza Karabük'ü hak ettiği değeri kazandırmak, hak ettiği konuma getirmek için bu mücadeleyi birlikte veriyor olacağız. Ayrıştırmadan, birleştirici olarak. Çünkü milletimizin, memleketimizin en çok bence sıkıntı çektiği nokta bu. İletişim kuramamak, bir araya gelememek, kutuplaştırmak. Olabildiğince bence bundan uzak durmakta fayda olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ben milletvekili olduktan sonra İYİ Parti milletvekili olacağım.
Ben Karabük Millet'im. Ovacıkların vekili olacağım. Cez fazla kimsenin alnında oy ya da vermedi yazmayacak sonuç itibariyle. Kimin ne yaptığını bilemeyiz. Verse de Allah razı olsun, vermese de Allah razı olsun. Bu yolda milletvekili olduktan sonra da elimden ne geliyorsa zaten şeref, namus sözü bu çalışmaları yapacağız. Bunun başka bir yolu yok çünkü. Karabük'se bir araya gelmek zorundayız. Sonuçta diğer partilerden de milletvekili çıkacak olan vardır. Onlarla da mecliste el ele kol kola vermek zorundayız. Niye? Karabük'ü biraz daha ileriye taşımak istiyoruz. Bir adım öteye götürmek istiyoruz. Ama biz şu an bunu başaramazsak 15 Mayıs sabahı itibariyle de başaramayız. O yüzden bu noktada bana desteklerinizi inşallah bekliyorum. Karabük için desteklerinizi hep birlikte bekliyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız için, kapılarınızı açtığınız için. İyi ki varsınız. Biz de derneğimiz için ne gerekiyorsa elimizden gelen bu noktada seve seve yapıyor olacağız. Üyelikleri de galiba hazırladınız mı? Başlattınız mı? Üyeliğimizi de yapıyor olalım. Başka üye yapalım değil mi? Evet. Başkanım? Üyeliği alacağım. Alalım. Adayımız Gökçe Özdemir hanımefendi. Yine siz kadınlar gibi 3. sırada adayımız kadın. İşin bir diğer tarafı da bugüne kadar Karabük'te kadın milletvekili ilk sıra kadın milletvekili biz çıkartacağız burada. Kübra Hanım'ı çıkartacağız. Allah nasıl kısmını yönerse. Yani kadınlara Sayın Genel Başkanımızın verdiği önemi görün diye. Çünkü kadının elinin değdiği her yer güzel oluyor. Onun için siz kadınlara burada çok büyük iş düşüyor. Onun için desteklerinizi esirgemeyin, bir kadın dayanışmasıyla bu kardeşimizi milletvekili yaparak Karabük'e güzel hizmetler etmeyi inşallah sizlerin sayesinde nasip olacak. Önce Allah'ın, sonra sizlerin takdiriyle dediğimiz gibi. Hasan Çay Kıran'ın. Bir de böyle bir özelliği var Sayın Kübra Hanım. Yani ilk yaptıktan sonra, il olduktan sonra, önceki dönemlerde çıkmış ama il olduktan sonra ilk kadın milletvekilimiz olacak.